Merhaba, bu videomuzda Asus DSL N16 ve yine Asus DSL AC52U modem routerları tanıtıyoruz. Evimize internet bağlatmak için bugün ülkemizde bulunan birkaç farklı internet sağlayıcısına gidiyoruz. Gerekli anlaşmalarımızı yapıyoruz. Hangi hıza, hangi limite ihtiyacımız olduğuna karar veriyoruz ve birçok internet sağlayıcısı da aynı zamanda bu yaptığımız anlaşmaların içerisinde bize modemler hediye ediyor ya da belli bir ücret karşılığında bu modemleri bize kiralıyor. Ama burada bu cihazları internet sağlayıcıları bizlere sunarken biz hem çok fazla teknolojiyi yakından takip etmiyorsak hem de çok üstüne durmuyorsak cihaz özelliklerine çok takılmadan, dikkat etmeden nasılsa işimizi görüyor, internete bağlıyor bizi. Kablolu ya da kablosuz olarak internete bağlanabiliyoruz, tamam sorun yok deyip hayatımıza devam ediyoruz. Ama internet ve aynı zamanda internete bağlanmak için kullandığımız bu modem ve routerların o kadar geniş ve o kadar fazla özellikleri var ki biz bu sağlayıcıların bizlere vermiş olduğu diğer modemlerde bu sağlanan hizmetlerden çok fazla faydalanamıyoruz. Hatta çok temel standart özelliklerde bile birazcık geride kalabiliyoruz. Bu temel standart özellikler neler? En basitinden aslında hepimizin evinde yaşadığı, bu videoyu izleyenlerin birçoğunun evet onaylayacağını düşündüğümüz sorunlardan bir tanesi kapsama alanı. Her ne kadar çok fazla anten üzerinde gözükse de, hızlı olduğunu iddia etse de kimi modemler, kapsama alanı anlamında çap olarak birazcık düşük olabiliyorlar. Hatta bazen salondan bir diğer odaya, arka odaya kadar bile, yan odaya bile bazen çok az mesafede dahi olsa bayağı bir direnç kaybedebiliyor modemler. Artı olarak bir router'a sahip olmadığınız için, yani modeminiz sadece bir modem olduğu için, router özelliği olmadığı için bilgisayar olmadan, bilgisayar bağlantısı olmadan download yapamıyor. Ya da bağlamak istediğiniz hard diskleri, paylaşıma açmak istediğiniz bilgisayarları paylaşıma açamıyorsunuz. Şimdi bugün bu videomuzda iki farklı model karşımızda. N16 ve AC52U. AC52U hem yapısı ve görüntüsü şekli itibariyle de zaten kendini belli ediyor. N16'ya göre birazcık daha üst model olarak karşımıza çıkıyor. Ama ikisinin tabii ki en büyük ortak noktası Asus ve Asus bileşenleriyle karşımıza çıkıyor olması. Şimdi bu tarz teknolojilere sahip olmak istediğimizde de bu tarz özellikle spesifik ve uzun süreli kullanacağımız teknolojilerde yapmamız gereken ilk şey neye ihtiyacımız olduğuna karar vermek. N16 ve AC52U arasında birçok ortak nokta, birçok yüksek performans verecek ortak özellik bulunuyor. Tabii ki AC52U'nun birkaç farklı özelliği daha üstüne gelmiş durumda. AC52U'nun üstünde de yine Asus'un aynı seri üzerinde, aynı marka ve model üzerinde farklı bizlere hizmet verecek olan daha gelişmiş modelleri de karşımıza çıkıyor. Her iki cihazın ortak noktalarından en önemli bileşenlerinden biri modem router olması. ADSL ve VDSL desteği sayesinde size sağlayıcınızın sunduğu modemin üstüne artı olarak ikinci bir router'a ihtiyaç duymadan ister modem olarak ister de router olarak kullanabileceğiniz cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir senaryodan bahsediyoruz aslında. Daha önce yaşadığımız noktada ADSL hizmeti alıyorken bir diğer tarafta, yani yeniden taşındığımız bir evde uydunette de kablo net bağlantısından yararlanmak istiyoruz. Burada da servis sağlayıcımızın bize sunduğu yeni bir modem artı üstüne de bu modemi destekleyecek olan router'a ihtiyacımız var diyelim. İşte burada sadece modem olarak değil router olarak kullanmanızın artısı avantajı devreye giriyor. İkinci bir router almadan yolunuza rahatlıkla devam edebiliyorsunuz. N16'nın fiziksel özelliklerine baktığımız zaman hemen arkasında 4 portu olduğunu görüyoruz. Bağlantı hızı olarak 300 megabitlik bir bağlantıyı destekliyor. Bu yalnız şöyle bir yanlış anlaşılmaya neden olmasın. Sizin servis sağlayıcınız size sunduğu internet hızından bahsetmiyoruz. Akıllı cihazlarımızla, cep telefonu ve tabletimizle bağlantı gerçekleştirdiğimiz zaman modem ve sizin elinizdeki cihaz arasındaki bağlantı hızından bahsediyoruz.
Modemlerin ortak özelliklerinden bir tanesi ise bağlantı önceliği. Peki bağlantı önceliği ne demek? Şöyle düşünebiliriz. Kritik bağlantılarda, önemli bağlantılarda, interneti kullandığınız ortamda ne için kullandığınızı idrak edip buna öncelik veriyor. Yani örneğin görüntülü bir görüşme yapmak istiyorsanız çok daha öncelikli bir şekilde ya da canlı yayın yayını yapmak istiyorsanız ya da oyun oynamak istiyorsanız bağlantı önceliğini bu önemli işler için ayırıyor ve buna göre de size bir bant genişliği sağlıyor. Birçok modemde karşımıza çıkmayan bir güzel teknoloji Asus'un bu iki modeminde de ortak özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bağlantı kalitenizi an be an takip etmenize imkan sağlayan yazılım. Bunu grafik olarak çok anlaşılır ve rahat bir şekilde kullanabileceğiniz şekilde rahat görebiliyorsunuz. Modemin kendi içerisinde bulunan yazılım sayesinde ve modemin kurulum aşamasındaki internete bağlantı hızı da oldukça hızlı. Kutusundan çıkarttınız, gereken ayarları yaptınız. 30 saniye içerisinde direkt olarak internete bağlanabiliyor ve internet gezintilerinize başlayabiliyorsunuz. İki modemde de bulunan ama raflarda yerini almış olan aynı segmentteki rakiplerinde bulunmayan bir güzel özellik ise VPN istemci ve sunucu desteği barındırıyor olması. Videonun başından bu yana ortak özelliklerinden bahsettik modemlerin. Şimdi birazcık da AC52U'nun artılarından bahsedelim. Diğer N16 modeline göre birazcık daha çünkü üst bir model olduğundan bahsetmiştik. Burada N16'ya kıyasla artı bir port daha gözüküyor. Aslında EVAN özelliği N16'da da mevcut ama burada artı bir port olarak karşımıza çıkıyor. Yani 4 port ve EVAN portu artı bir farklı port olarak karşımıza çıkıyor. Bu WAN portunu az önce senaryoda da bahsetmiş olduğumuz gibi, örneğini vermiş olduğumuz gibi uyduneti yani başka bir modemi rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. N16'da var olan 2.4 GHz'lik bant genişliği tabii ki bu modelde de mevcut. Ama burada AC teknolojisini desteklediği için üstüne bir de 5 GHz'lik bir bant genişliği var. Ve bu da üstüne 300 megabitlik bir bağlantı hızının üstüne 433 megabit daha ekliyor olması demek. Yalnız bu teknolojiyi kullanmanız için bağladığınız cihazın da Wi-Fi AC teknolojisini destekliyor olması gerekiyor. AC52U'nun içerisinde var olan bir güzel özellik ise beamforming teknolojisi. Beamforming birazcık anlatmamız ve hani somutlaştırmamız gerekirse güdümlü roket teknolojisi gibi düşünmemiz gerekiyor. Sinyalin nereye gitmesi gerektiğini, nerede yoğunlaşması gerektiğine modem kendi başına karar verebiliyor. Artı olarak bu sadece 5 GHz'lik bant genişliğinde yani AC bant genişliğinde değil, aynı zamanda 2.4 GHz'den bağlanmak isteyen, AC desteklemeyen kablosuz cihazlar için de geçerli. Bu da tabii ki internet hızının ve internet kalitesinin bağlanmak istediğiniz cihazla çok daha iyi olmasına imkan sağlıyor diğer bu teknolojiye sahip olmayan modemlere göre. 52U'nun arkasında bir adet USB port bulunuyor. Bu USB port ne için gerekli? En basitinden düşündüğümüz zaman direkt bir yazıcı bağlayabiliriz. Daha geniş kapsamlı kullanmak istediğimiz zaman da harici bir hard disk bağladığımızda direkt olarak ekstra bir bilgisayara ihtiyaç duymadan hard diski ağ içerisinde paylaşımı açabiliriz. Bağlamış olduğunuz hard disk sadece eviniz içerisindeki ağ içerisinde paylaşıma değil, aynı zamanda AI Cloud dediğimiz Asus'un üretmiş olduğu bir yazılım ve bulut teknolojisi sayesinde bütün dünyada açılıyor. Tabii burada şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın, herkese değil, size açılıyor. Bu da ne demek? Eğer hard diskiniz modeme bağlıysa, bütün verilerinize ve dosyalarınıza dünyanın herhangi bir noktasından çok rahat ve hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Mac kullanıcıları için ise bir güzel tarafta şu, yine aynı senaryo içerisinde var olduğunu sayarsak, yani hard diskimizi modeme bağladığımızda bilgisayarımızdaki verileri istersek Time Machine sayesinde veri yedeklemeyi de direkt olarak o ağ üzerinden o diske o diskte gerçekleştirebiliyoruz. Modem içerisinde bulunan Download Master yazılımı sayesinde yine hard diskinizi eğer modeme bağlı tutmak şartıyla ekstradan bir bilgisayara ihtiyaç duymadan bütün downloadlarınızı ya da torrentlerinizi direkt olarak bu hard disk içine yükleyebiliyorsunuz. Mobil servis sağlayıcıları tarafından bizlere sunulan 3G ve 4G USB modemler mevcut. Bu modemler de aslında dünyanın herhangi bir tarafında internete girmemize imkan sağlarken
aynı zamanda yerel servis sağlayıcıların internetinin kopması, gitmesi ya da bu bağlantılara erişemediğiniz noktalarda bu USB porta bağladığımız takdirde mobil modemleri de direkt olarak paylaşımı açabiliyoruz. Burada bir diğer dikkat çeken güzel özellik ise iki servisi de iki yayında aynı anda kullanabilmenize imkan sağlıyor olması. Yani direkt olarak uydu netiniz ya da ADSL'nizi kullanabiliyorken artı olarak mobil interneti de paylaşım açabiliyorsunuz ki yazılım içerisinden de isterseniz yapmak istediğiniz download'u yerel internetten, yapmak istediğiniz upload'u da 3G ya da 4G internetten yapmanıza imkan sağlayacak yazılımsal ayarları da çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Her iki modemdeki bir diğer ortak özellik ise misafir ağı özelliğinin bulunması. Bu misafir ağı özelliği de evinize gelen ya da iş yerinizde kullanmak, paylaşmak istemediğiniz, kendi ağınızı direkt olarak paylaşmak istemediğiniz noktalarda misafir ağı özelliği sayesinde sizin ağınıza girmeden rahatlıkla o ağda gezmelerine ve dolaşmalarına izin verebilirsiniz. Her iki modem router, kullanıcı dostu olması, basit arayüzü, kullanışlı olması ve videonun en başında söylediğimiz gibi aslında internetin ve internet sağlayıcılarının bizlere sunduğu birçok özellikten faydalanamadığımız noktalarda bu imkanlardan faydalanmamızı sağlamasıyla oldukça dikkat çekiyor. Tekrardan her videoda, mümkün olan her türlü teknoloji videoda yaptığımız hatırlatmayı yapalım. Neye ihtiyacımız olduğuna karar verirsek en başta ona yönelik doğru ürünü seçebilme imkanımız oluyor. Tabii ki daha fazla özelliğe sahip olmak istiyorsanız da yine Asus'un bu serisinde çok daha farklı özelliklere sahip modemlere de erişebilme imkanınız mevcut. Size sağlanan modemler ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa ya da yeterli gelmiyorsa hem modem hem router olarak kullanabileceğiniz bu arkadaşlar istediklerinize oldukça kaliteli ve güçlü bir şekilde cevap verecek.